arkadaşlar kalamış yaz film festivaline geldik diyemiyorum çünkü şu anda tek kişiyim. Uyuyakaldım. Furkan'la Zeynep de beni beklemeden trene binmişler. Bir tren arkalarındaydım. Yani hayata bir tren geç kalarak kaçırdığım şeyler şu anda yemek oldu. Yemeğe yetiştim. Onlar da büyük ihtimalle kahve işi olacak. Onlar kahveyi bitirdiklerinde ben kahveye yeni geçiyor olacağım. Bir tek sadece sinema alanına girdiğimizde aynı zamanda buluşuyor olabileceğiz gibi hissediyorum. Film için heyecanlıyım. Şimdi Furkan'la Zeynep'in yanına doğru hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Böyle bir mesafe var. 5 dakika sonra oradayım gibi duruyor. Ya bu arada uyuyakalmak çok kötü bir his. Çünkü uyandığında uyuyakaldığını fark edebiliyorsun. Yani uyurken uyuyakaldığını fark edebilsen şartlar daha adilce olabilirdi. Bugün Kalamış Yaz Festivali'nde Alcaraz film gösterimine gidiyoruz. Bu film Altın Küre alan ilk Katalunya yapımı film galiba. Kısaca bir konusundan bahsetmek gerekirse de ev sahipleri ölen bir ailenin evlerinin yeni valisiyle ilgili yaşadıkları problemler anlatıyorlar. Evin yeni sahibi evi satmak istiyor. Bu yüzden de aileyi çıkartmak istiyor. Böyle bir konusu var. Fakat tabii daha film hakkında bir şeye sahip değiliz. Sadece ön kabullerimiz var. Bir tatlı huzur almaya geldim. Kalamış'tan derdim ama bu şarkıyı söylemiyorum çünkü en son story'de biraz hem sevindim hem üzüldüm yani. Ben bu arada Dune'un aşırı iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Bence başlangıç filmi olarak çok yerinde başlayıp biten bir film. Unutulacak Dune'lar. Unutulacak Dune'lar. Ya bunu buradan alın yaşanacak. Zeynep'i ankette yendim. Benim şıkkımda şarkı söylemesin olduğu için genel bir konsensüs oluştu yani şarkı söylememem yönünde. Bu yüzden biraz kırgınım. İşte Zeynep'e genelde adaşımı destekliyorum gibi şeyler oldu ve ama bütün Furkanlar toplandı ve sandıkta gereken dersi verdik. 20 saniye bir aksesini atmak istiyorum. Bir işbirliğine girdik. İşbirliğine girdikten sonra araştırma fırsatım oldu. Bu arada bu işbirliğine dahil değil burası. Tamamen kişisel yorum. Konsept olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Önce üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra karşınıza bir ekran çıkıyor ve oradan sizin ilgi alanlarınızı seçiyorsunuz. İşte psikoloji, felsefe işte ya da kişisel gelişim her neyse. Daha sonra bu seçtiğiniz alanlarla ilgili size önerilerde bulunuyor. Ve orada herkesin içerikleri var. Ama şöyle mesela bir kişi içeriğini atıyorum 300 lira değermişken diğerinin içeriği bedava olabiliyor. Para da kazanabilirsiniz ya da sadece hani sesimi birisi duysun gibisinden bir motivasyonla da hareket edebilirsiniz. Bu noktada 20 saniye bir accessland atmam gerekiyordu. O 20 saniye accessland'e attım. Şimdilik şeyler bu kadar bilmiyorum. Batı cephesinde yeni bir haber yok gibi. Hala bilet var. Sinema severler neredesiniz? Yarın öbür gün Netflix'e düşer, beğenirsiniz filmi. Gelin kardeşim buralara. Herkes huzurunu alsın, birazdan film başlıyor. Herkes bak, huzurunuzu alın. Son huzurlar. Film başlayacak sonra huzur muzur almak yok. Evet şu an festivaldeyiz. Bu ses duyuyoruz. Bu ses festivalin sesi. Şurada galiba festival. Her zaman gibi yine tersten gelmişiz. Etrafından dolaşmamız lazım. Ağzımda yüzümde dondurma var mı? Biraz sakalımda var. Zeyke'nin dondurma aşkı bizim. Sende yok. Siz niye şöyle anladınız? Biz Yeke çocuk... Benim Furkan kafamı karıştırdı. Yeke'nin çocuk dondurması. Mubi herkese tatlı veriyormuş. Ben de gideyim Mubi'den tatlı alayım. Tamam. İyi ki varsın Mubi. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İzlemekten çok keyifli, ben onu fark ettim. Bu belediyenin öncelik etmiş olduk. Görebiliyor musun? Ha şurada, arkada değil mi? Aa bak şu dondurma bizi bitirdi, vallahi bitirdi ya. Burada sergi gezebiliyor olmak benim için süper bir şey. Zeyke biz bittik ya. Festival tümüze devam ediyor. Bu benim dağıttığı bir
tatlı var. O tatlıyı yiyoruz, yedik, tatlı, yiyeceğiz. Tatlı Yunus Yunus Emre anne storiesi attı tatlıdan, tatlıyla ilgili. Bu film Alcaraz'da Mubi'ye gelecek. Mubi'ye geleceği için Sinematek'in düzenlemiş olduğu bu gecede Mubi'de hepimize bir tatlı hediye etti. Bu tatlıyla beraber güzel bir gün olacağını düşünüyoruz. Ortam güzel. Ortam güzel. Ortam çok iyiydi. Ortamdan sonra da şu anda filmi yorumlamam gerekirse filmde beklentilerimi karşıladı. Zaten az çok konusunu biliyorduk. Konuyu birebir bize sancılarıyla hissettirdi. Filmin ilk sekanslarında o ailenin çocuklarının oyun alanları sürekli bir şekilde oyun alanına el konuluyordu. Bir terk edilmiş eski bir arabada oyun oynuyorlardı. O araba vinç ile götürülüyordu. Çocuklar arabalarını götürmesine tepki koyuyordu. Aile pek yani kayıtsız kalıyordu. Filmin ilk başlarında çocukların oyun dünyasına yapılan bir saldırı vardı ve buna kayıtsız kalınıyordu. Aynı saldırı ailenin geçim sağladığı, yaşamlarını sürdürdüğü alana yapıldığında buna tepki büyük oldu. Bence çocuklar da ailede aynı yarayı aldı diyebiliriz. Yani film benim için de gayet başarılıydı. Yani filmde ben şöyle bir şey gördüm. 4 farklı yaş grubunun bakış açısını bize yansıtmıştı yönetmen. Yani çocukların dünyasıyla alakalı da, gençlerin dünyasıyla alakalı da, orta yaşların ve yaşlıların dünyasıyla alakalı da doneler vardı. Bu noktada çocukların hayatının daha böyle ufak olayların büyümesi, gençlerdeki bir hız tutkusu, orta yaştaki babanın geçim problemleri ve yaşlı dedenin de tamamen yavaşlayan bir yaşamı vardı. Güneyli bir aileydi yani hepsi aynı evin içinde yaşıyordu, bağları kopmamıştı. Fakat bu köke bağlılık hepsinde aslında farklı yükler barındırıyordu ve bu yüklerle film boyunca boğuştular açıkçası. Zaten yakında Mubi'ye de gelecek. Yani bu yılda Kalamış Yaz Festivali üstüne koya koya ilerliyor diyebiliriz. Gerek etkinlik boyunca gerek etkinlik çevresinde de gayet iyi noktalar var. Yani işte langırt oynayabileceğiniz, masa tenisi oynayabileceğiniz noktalar var. Çünkü uzun süredir var. Nazlı Öncel konseriyle açılmıştı. Fırsatı olanlar mutlaka burayı ziyaret etsin diye düşünüyorum. Masa tenisi boş mu? Ne gidelim. Vay 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 kardeşim story'e bak ya.